Tantuni daha önce yaptığım bir yemek. Sevdiğim lezzetlerden biri. Lavaşı çok yaparız biz köyde genellikle lavaş yediğimiz için. Lavaşı en güzel şekilde yapacağım. Güzel bir etimiz var bugün. Eti de en güzel şekilde kurutmadan kullanacağım. Yanında pamuk yağı var. Ben pamuk yağını yurt dışında çok aradım ama bulamamıştım. Burada bugün kullanmak nasip olacak. Şu an iyi gidiyor. Bugün kaptanlıktan bayağı bir eminim. Daha önceden tantuni yaptım. Şimdi soğan salatamı yapıyorum. Çok güzel olacağına inanıyorum. Tabağımı da hazırladım. Etim de pişiyor. Etimi şimdi atacağım. Erken atmak istemiyorum kurumasın diye. En iyisini yapacağım bugün. Bugün kaptanlık gelir inşallah. Çok istiyorum kaptanlığı almayı. Kafama göre her şeyi kurayım. Kaybedersem de kendim kaybederim diye. Bu gülü sana yaptım. Ay yerim ben şimdi. Daha önce yapmadım, iyi gidiyor şu an. Etlerimi doğradım, sebzeleri doğruyorum. Bir yanda tava ısınıyor. Hamurumu yaptım, hamurum şu an dinleniyor. Bunları yaptıktan sonra hamuru açıp lavaş yapacağım. Sıkıntı yok şu an. Ha, bu hafta yer yerinden oynar. Geçen hafta çünkü herkes kendi şeyini belli etti, rengini verdi. Bakalım bu hafta ne olacak, bilmiyorum. Daha önce yaptığım bir şey değil ama en iyisini yapmak için yeni mücadele verdim. Vallahi herkesin sevdiği, güzelce yediği bir tantuni yapacağız bugün. Kim sevmez ki? Herkes mutlaka yemiştir. Biz de güzel bir şekilde şeflerimizi sunacağız. Ellerim bomboş. Yüreğimde bir sızı. Tantuni geldi, çok mutlu oldum. Tantuni daha önce yapmıştım. Şimdi soğan salatamı yaptım. Limonlarımı doğradım. Hemen backup'ım hazır benim şimdi. Yavaştan şimdi lavaşıma başlayacağım. Ondan sonraki süreç en son böyle normal sokak lezzeti gibi tavada bitireceğiz. Olayı vereceğim. Ben daha önce hiç yapmadım ama çok yedim. Nasıl olduğunu bilirim. Pamuk yağı ile birlikte güzel bir lezzet. Lavaşım hazırlanıyor burada. Sonucu çok güzel olacak. Sunumum falan efsane. Bugün kaptanlık bekliyorum. Daha önceden söylediğimiz gibi yanına harika bir soğan salata istiyoruz. Şöyle bu dürümleri yerken de şu biberlerden yanına koyun da biraz... Neşemiz yerine gelsin. Neşemiz yerine gelsin. Bir taraftan da bu ürünün pişirme tekniği bir çoban kavurma veya et sote gibi olmaz. Değildir. Bunda yapılması gereken bir şey var, onu söylemeyeceğim. Biz bir çoban kavurma ya da bir et sote istemiyoruz. Böyle pamuk yağıyla güzel, lezzetli bir tantuni dürüm istiyoruz, dürüm. Evet şef. Daha fazla tüyo vermeyeceğiz. Kurban olduğum Rabbim. Bu yemeği yorumlamaya kalkmayın.